Evet, YouTube'da canlı yayındayız tekrar. Yeniden merhabalar sevgili Açık Bey'in takipçileri. Şu anda kaçıncı oldu bilmiyorum ama korona günlerinde benim pek sevdiğim canlı yayın serilerimizden bir yenisine daha çok nadide bir konuğumuzla beraber. Şu anda, pardon ben buradan da konuşmaya başladım özür. Çok nadide bir konuğumuzla başlıyoruz. Sevgili Ahmet abimiz, Ahmet Baba ekranda da gördüğünüz gibi Ahmet Tezcan'la. Uzun bir zamandır beklediğimiz muhabbeti böyle bir vesileyle yapmış olmaktan dolayı mutluyuz. Ahmet abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl abi keyifler, sağlık, sıhhat? Vallahi biz burada çok korunaklı bir yerdeyiz. Evet. Evet. Ayvalık'ta, Sarımsaklı'da, Zeytinler'in arasında bir kiralık evde oturuyoruz. Hay maşallah. Bahçemiz var. Bahçede 5 tane zeytin ağacı var. Domatesler, patlıcanlar, fasulyeler, kediler, komşular. Komşular da Boşnak, Dobardan, Kakosi falan böyle bir şey gidiyor. Yani çok Güzel hoş, bir Allah'a bin konu. şükür. Boşnak komşular olması ayrı bir cazibe nedeni bana Abi sorarsan tabii valla. tabii tabii tabii. Sanki oralara ilişkin aşkını da bir konuşuruz. Acık Aliya'dan da dem Bir vururuz bugün. de müthiş ya bu komşuluk meselesi. Bu ayrıca bir görüşmek lazım. Komşuluk kavramı üzerine konuşmak lazım. Belki Ama abi. çok. Kavrama noktasının önemli kavramlarından biri o zaman bu. Tabii ki yani çok önemli. Aynen. Emine abla var böyle sabah geliyor pencereye vuruyor böyle. Hala uyuyor musunuz? Uykucu şirinler kalkın diye. Bunlar kalmadı artık. Yani o büyük şehirlerde bunlar kalmadı. Yani şehir yok. Bunu konuşmak lazım. Şehir nedir? Kent nedir? Köy nedir? İkisinin arasındaki kasabalılık nedir? Şu günlerde en fazla muzdarip olduğumuz kavramlardan bir tanesi galiba bu Hiç kasabalı. sorma. Aynen öyle. Şimdi Bunların işte hepsini inşallah Allah ömür nefes verdikçe özellikle seninle konuşmayı çok istiyorum. Bu arada bu kavrama noktası denen hikayenin de nereden geldiğine dair ufak bir şey yapalım. Hani bizi takip edenler de ne oluyor ya işte direksiyon kursu mu veriyorlar, ne yapıyorlar demesinler. Bizim Ahmet abiyle yani tanışıklığımız aslında eski. Ben ta işte Haber Ajanda dergisi genel yayın yönetmenliği yaparken Yavuz Selim abi bir kere bizi bir buluşturmuştu. Ama ben Ahmet abiyi zaten çok önceden bilirim. Bir kere 4. Kuvvet medyayı duymayan yoktur. Yani onun bir duruşu var. Böyle adamı tanımıyorum. Hani siyasette çok takip etmiyorum ama adam hoşuma gidiyor böyle uzaktan uzaktan. Bir şey var yani, tanısı var. Ve biz tanıştığımız dönemde de aktif olarak siyasi karar sisteminde içindeydi. O sırada danışmanlık yapıyordun değil mi abi? Basın Evet, danışmanlık evet. yapıyordun. Cumhurbaşkanı, şey başbakan mıydı o zaman? Cumhurbaşkanı mıydı? Başbakan. Başbakandı. Başbakan. Tayyip Bey başbakanken onun danışmanlığı yapıyordum, basın danışmanlığı. O sırada buluşup konuşunca dedim ki ya ben bu adama boşuna muhabbet duymuyorum çünkü değişik bir tip. Yani bizim böyle o buluştuğumuz ortamdaki genel kafa yapısından arızalı bir şekilde farklı olduğu belli. Sonra ben uzaktan Ahmet abi tekrar tabii takip etmeye devam ettim. Derken zaman bizi bir ara tekrar buluşturdu. Kendisi sağ olsun özellikle bizim internetteki videolara yaptığı o süper gaz verici vesaire yorumlarla da bizi Açık Bey'in de yaptığımız faaliyetlerde iyice gazladı sağ olsun. Valla ben o kadar çok şey öğrendim ki o videolardan. Yani Estağfurullah. şimdi bazı insanlar o sen video konferansta mı dinliyorsun falan diye böyle YouTube'dan şey yapıyorlar. Lan, nerede dinleyeceğim? Böyle büyük bir imkan var, böyle büyük bir şey var. Yani insanlar para verip gidiyorlar konferanslara. 500 dolar veriyorlar, 1000 dolar veriyorlar, Aynen öyle. 1500 dolar veriyorlar. Adam bedava koymuş oraya konferansını. Ben bunu YouTube'dan izledim diye ne oluyor? Onun kafasına göre bay YouTube'dan konferans izleyerek bir şeyler mi öğrenilir? İşte abi Ya anca yani böyle bir kafa kıymet yani. müptelası olacaksın ki nerede bulursan bul kıymetini ayırt edebilesin. O da zor iş Tabii tabii. ki yani. Valla ben senden Dujane Cündoğdu çok şey öğrendim. Olağanüstü şeyler öğrendim. Hatta son yazdığım kitaplarda bile varsınız. Daha ne diyeyim Eyvallah, eyvallah abi. yani. Şeyi hiç unutamayacağım. Bu 15 Temmuz ayaklanma girişimi sonrasında malum demokrasi nöbetleri Evet, vardı. evet.
Evet. Ben o ara bir İstanbul'a gelmiştim. İstanbul'da buluştuk değil mi abi? İstanbul'da, İstanbul'da evet. Evet. Hatta ben şeydeydim. Nerede o Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu Saraçhane'de. Ha, Ben tweet atmıştım. Onun tabii. üzerine abi neredesin diye şey yaptım. Aynen, Ben ondan sonra Taksim'deyim dedim. tamam. Geldik orada bir çimenlerin üstünde bir evrim muhabbeti yapmıştık. Çok enteresandı. Ahmet abi izlemiş izlemiş bir sürü soru da biriktirmiş orada. Güzel bir muhabbet parlatmıştık o akşam. Ondan sonra da pek yani böyle fiziken ayrılsak da ruhen ayrılamadık. Daha sonra en son büyük bir Mardin ziyaretimiz oldu Ahmet abi sayesinde. Yani hakikaten bütün zihinci darlarımızı esneten bir muhabbetti. Gerek sokaklarında yaptığımız gezmeler, gerek oturup sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz, tanıştığımız kişiler benim için gerçekten çok acayipti. İnşallah en kısa zamanda bir daha oraları mümkünse Ahmet abiyle gezmek istiyorum. Bir de senin abi Bosna'ya gitmem lazım. Onu yapamadık. Çünkü senin bir ihtisas alanın orası. Aslında bu kavrama noktasını biz Mardin'de yapacaktık, değil mi? Evet, aynen öyle. Orada şey Mardin'e yapacaktık. Şimdi gitmemiştik. bu kavrama noktası nereden çıktı? Ben onu şey yapayım. Lütfen. Sinan hocama anlatmıştım ben. Siz bilmezsiniz. Kavrama noktası neredeyse 20 yıllık bir proje. Yani 2001 krizinin olduğu dönemde işte televizyonlara bir şeyler yapalım falan diye düşünürken aklıma gelen bir şeydi. Ben uzun yıllar bu kavram meselesi üzerine, özellikle isimler, daha da özelde Allah'ın isimleri meselesinde düşünüp duruyorum. Yani şimdi biz insanız, insan olarak her şeyi kavramlarla algılayabiliyoruz. Yani herhalde şimdi Sinan Canan'ın nöroloji hocası olması, biyoloji hocası olması falan benim için çok fazla fark etmiyor. Ben gazeteci olduğum için her bir şeyi bilen bir adam pozisyonunda, şimdi senin hocaya da hocalık yapabilecek pozisyonda olduğum için rahat konuşuyorum. Gazeteci olduğundan değil abi, Ahmet Tezcan olduğun için yapabilirsin. Estağfurullah. Şimdi biz kavramlarla şey yapıyoruz ama bu kavramları doğru yerde kullanıyorum. Ve mesela benim en çok takıldığım meseleydi bir zamanlar. İşte ideoloji ve inanç kavramları. Şimdi bu kavramlar o kadar enteresan ki yani yerinde kullanırsan kavramı, tıpkı bu arabanın debriyaj sisteminde şey vardır ya, debriyajda bir kavrama noktasını bulduğunda araba senin kontrolündedir. Aynen öyle. Ama 1 milim aşağı, 1 milim yukarı çektiğin zaman araba senin kontrolünden çıkar. Ya patinaj yapar ya yerinden kalkar. Aynen öyle. İşte kamyon şoförleri falan alırlar. Yokuş aşağı inerken genellikle vitesi boşa alırlar. Ve buna da peygamber vitesi derler. Niye peygamber vitesi derler? Çünkü o sırada motor durduğu zaman arabanın her şeyi kilitlenir ve seni sadece bir peygamber mucizesi kurtarabilir. Yani o yüzden peygamber vitesi diyorlar buna. Ama şimdi o kavrama noktasını bulduğunda, kavrama noktası sendeyse, yerini bulmuşsan istediğin gibi vitesi değiştirebilirsin. Şimdi bu kavramlar da yerinde kullanıldığı zaman toplumsal dinamizmin itici gücü. Hatta topluma vites değiştirdim. Bir üst level'a çıkmasına sebep olabiliyor, yol açabiliyor. Ama İşte 1 milim aşağı, 1 milim yukarı çektiğin zaman, o kavramlarla oynamaya başladığın zaman algıları da saptırmış oluyorsun. O zaman toplumsal dinamiklerin fünyesi haline geliyor. Dedim ki ya biz bir program yapalım. Bu program bir tartışma programı olmasın. Çünkü ben televizyon tartışmalarından nefret ediyorum. Bilmukabele. Biz niza toplumu değiliz. Yani niza, tartışma anlamına gelen niza toplumu değiliz. Bizde sohbet kültürü vardır genellikle. Yani sohbet adı üstünde zaten karşılıklı güzelleşerek sevişme anlamına gelen, karşılıklı bakışarak, söyleşerek, dil dile, iki dili bir ederek güzelleşme seanslarıdır aslında. Öyle değil midir sohbetler? Aynen öyle. Sohbet ve Tartışma nedir? muhabbet. Aynen öyle. Tartışma nedir?
herkesin egosunun tavan yaptığı, en son lafı ben korum, en iyi lafı ben söylerim, en yakışıklı benim meselelerinden ibaret. Yani bu en yakışıklı benim meselesi de Yedi Güzel Adam dizisi yapılırken rahmetli Nuri Pakdil, Kemal Uçar onu canlandırıyordu. Kemal Uçar'ın oyununu çok beğeniyor, çok şey yapıyor. Ve kendisiyle öyle özdeşleştirmiş ki dizide en iyi konuşan benim, en iyi oynayan benim, en yakışıklı benim. Sürekli bunu söylüyordu etrafındakiler. Allah gene iyi günler. Allah rahmet eylesin. Kavrama noktası buradan çıktı. Kavramların tartışıldığı. Mesela muhafazakarlık diyoruz. Yani muhafazakarlık acaba doğru yerinde kullanılıyor mu şu anda? Demokrasi doğru yerinde kullanılıyor mu? Rahmetli Cemil Meriç'in deli gömlekleri dediği ideoloji kavramı yerinde kullanılıyor mu? Yani milliyetçilik, vatanseverlik, din, İslam hatta yerinde kullanılıyor mu? Şimdi bir ara bilirsin o Saraçhane'de buluştuğumuzda da konuşmuştuk. Hatta ben Ankara'daki bürona da gelip bir şeyler anlatmıştım. Orada ben özellikle şimdi oraya gireceğim zaten ama sen de gir. Yani beni bekleme yani. Yani şimdi insan her şey insan için. Yani biz insanız diyoruz. Kavramlarla algılayabiliriz. Ama şöyle bir özelliğimiz var. Kavram üretebilme özelliğimiz var. Bu kavramlar bize gökten zembille gelmiyor. Ya, o hoş gerçi. Bütün kelimeler, bütün şeyler göğe ait. Eskilerin tabiriyle derler işte. Euzu bi kelimatillahi tammati diye bir şey vardır. Kavram vardır. Bir duada böyle bir ifade vardır. Yani Allah'a ait bütün kelimelerle yine Allah'a sığınırım. Şimdi ona ait olmayan hiçbir şey yok. Kadim bilgiye göre. Ama insana verilen bir özellik var. İsim koyabilme özelliği. Evet, özellikle insanı insan yapan sürecin anlatımında kelimelerin öğretilmesi değil mi? İsimlerin evet, öğretilmesi çok tanımlayabilme, önemli. Tanımlayabilme, yani anlama ve damgalama şeyi var. Yani anlamak zaten damgalamak demek. Yani Türkçe kök itibariyle. An kelimesi damga anlamına geliyor. Bu sürülere, at sürülerine vurulan damgaya an deniliyor. Anlamak, işaretlemek, damgalamak demek. Yani bir kendi hüküm çerçeven içine almak. Ve sana ait yani o anda anladığın şey sana ait. Kendi anladığın şeyi bir başkasına zorla enjekte etmeye kalktığı zaman işte sıkıntı orada çıkıyor. Bir de İnsan abi bu anlama işi bir de dinamik bir şey bildiğim kadarıyla. Yani bugün anladığınla yarın anladığının aslında eşyanın tabiatı gereği farklı da olması lazım değil mi? Onun da bir dönüşmesi lazım. Niye? Çünkü pencere açılıyor. Yeni bilgiler geldiği zaman zaten o eski bilgilerle sende mevcut olan anlamanın yerinde kalabilmesi için bir gerizekalı olmak lazım, ahmak olmak lazım. Ya da kelimenin tam anlamıyla cahil, yani kör inatçı olmak lazım. Cehalet kavramının okumamışlıkla bir alakası yok. Cehalet, kör inat, inadına reddetme anlamına gelen bir şey. Güzeli ve doğruyu reddetme anlamına geliyor. Dolayısıyla işte bunları yerinde kullanmazsak neler oluyor? Mesela duygular da öyledir ya, birbirine dönüşür. Geçişkendir yani. Ne olduğunu anlayamazsın. Yani sevgi midir? Tutku mudur? Bağımlılık mıdır? Aşk mıdır? Şehvet midir? Alışkanlık mıdır? Mesela bir sevmek şeyi üzerinde düşündüğümüz zaman bunun o kadar çok veçesi, o kadar çok cephesi, o kadar çok yönü, hangisi bu? Birbirine çok, çünkü dönüş veriyorlar. İşte mesela ideoloji ve inanç. Şehvet ve şiddetin birbirine dönüşmesine benzetiyorum ben bunu.
Şimdi dini inanç derecesine yükseltilmiş ideolojiler ile ideoloji derekesine düşürülmüş dini inançların ortaya koyduğu tek netice var tarihte ve günümüzde. Kan, başka hiçbir şey yok değil. Birbirine dönüştürüldüğü zaman. Bu şehvet ve şiddetin birbirine dönüşmesi gibi. Yani şehveti dozunda kullandığı zaman her şey harikulade. Ama bir tık yukarı aldığı zaman şiddete dönüşüyor. Sadomazo ilişkiler başlıyor. Yok kamçılar, mamçılar, şunlar bunlar. Yani şiddeti de dozunu kaçırdığın zaman şiddette mesele adalet noktasını, yani denge noktasını kaçırdığın zaman o da şehvete dönüşüyor. Yani ben zannediyorum ki şu anda dünyada bir power management, siz Türkler öyle mi diyorsunuz? Yaklaşık power olarak. Management, yani güç yönetimi savaşları var biliyorsunuz. Bu güç yönetimi savaşlarının temel noktası bence şehvetten başka bir şey değil. Aynen öyle. Ve ne yazık ki libido da diyorlar ya abi psikolojide, yani bir de o tarafı var. Sürücü yani, kuvvetlerden biri olarak. Libido, mortido, yani bu insandaki en temel şeyler. Siz o konuları çok daha iyi bilirsiniz hatta. Yok, estağfurullah. Erol Göke de bizden daha iyi bilir. Evet ya, Erol Hoca'yı da alacağız yani inşallah. Abi işte inşallah. Metin abi geliyor sırada. Sen bizi tanıştırdın Metin Bobaroğlu. Onunla bir sohbetimiz olacak. Bu pazar günü Dücane Cündeoğlu'yla bir sohbetimiz olacak yine. Ama sonra ben hepinizi bir toplayacağım böyle bir şey. Yani olursa ruberu, ama yani bu durumda biraz zor. Elimizde böyle imkanlar varken, sanal da olsa, böyle bir ziyafet organize edesimiz var inşallah. Böyle süreli yapacağız. Hatta bir ara şeyi de Şeref Oğuz'u da o zaten o başımızın tacı, olmazsa olmaz. Yani Şeref abi tabii tamburunu ve neyini de alıp gelecek yani şartımız evet, sadece olmaz. Lafla yani. Lafla olmaz abi. Lafla normal peynir evet. Gemisi aynen. Yürüyormuş aslında değil mi? Aynen öyle. Evet. Abi sen bu şimdi Esma ile çok uğraşıyorsun. Onlar üzerine düşündüm de dedin biraz önce bol bol. Yani Allah'ın isimleri olarak bildiğimiz genel anlamda bir 99'luk bir liste var. Arttıran var, azaltan var, gruplayan var. Şimdi ben bu kelimeler üzerinde mesela en son Mustafa İslamoğlu bana Esma Hüsna kitabını vermişti. Orada o da mesela her bir isim üzerinden aslında dünyadaki oluşları vesaireler, işte o isimleri nasıl tecelli ettiği üzerine uzun uzun yazmış. Şimdi ben bu şeye bakınca esma meselesine özellikle. İşte tasavvufta da çok vardır ya, herkesin bir esma terkibi vardır. Kiminde bir şey ağırdır, ağırlıklıdır. O, İsmi onun, has derler hatta. Yani ismi has, işte o onun şeyini oluşturur falan gibi. Yani aslında biz küçükken mesela işte hay kayyum falan öğretirlerdi işte Allah'ın isimlerini. Biz onu Allah'ın zatını tanımak için böyle bir tarifname gibi öğrenmişiz eskiden. Fakat zaman ilerledikçe galiba aslında insani vasıfları ve insandaki tecellileri anlamanın bir yolu galiba, değil mi? Yani bu nasıl bu dünyaya yansıyor? Yani bizim gördüğümüz fizik alemde ve insan davranışında bu tecelliler, yani yaratmanın ve yaratıcının ol demesinin tecellileri nasıl ortaya çıkıyor? Galiba bunu anlamanın bilgisi gibi geliyor bana. Yanlış mıyım bilmiyorum. Önce bir bunu sana sorayım istiyorum. Yanlış değil tabii. Ama konunun tam hakikatini bilebilmemize mümkün yok. Evet, aynen. Normalde, yani bu böyle bir tevil de olurmuş gibi geliyor bana sanki. Tabii kadim tasavvufi bilgide yakîn kavramı, hatta bununla ilgili Raci Garadini zannediyorum yakîn kavramıyla ilgili bir şeyi olması gerek. Kitabı da olması gerek. Şimdi aynel yakîn, hakkel yakîn, ilmel yakîn. Şimdi bizim bulunduğumuz seviye ilmel yakîn seviyesi. Okuduklarımızdan, duyduklarımızdan, işittiklerimizden, sohbetlerden aldığımız bilgilerin aktarımı meselesi ve bizde oluşturduğu bir hasıla. Dolayısıyla bu bilgimiz var yani konuyla. Tabii ilmel yakîn.
Aynı el yakın nedir? Yani ben Sinan Canan'ı bilmek için Sinan Canan olmalıyım ki aynı el yakın bilebileyim. Ama Sinan Ya da en Canan'ın azından da ruhberuh tanışmalısın, sohbet etmelisin. Bu da girer değil mi? Aynel tabii Yakin. Sinan Canan kendisini ne kadar biliyor? İşte Hakk'a yakın bilebilmesine imkan yok. Çünkü kendisini yaratmadı. Evet. Ha şimdi bu kendisini yaratma meselesi çok enteresan bir mesele. Bir gün ben bu tasavvuf işleriyle çok uğraşan zatlardan birine sormuştum. Demiştim ki ya yani Allah İkra bismi rabbikellezî halak dediğine göre yaratan Rabbinin adıyla oku seni o isimlerle birlikte yarattı. Bu anlamına da geliyor. Bu anlama da geliyor. Allah'ın bütün sıfatları, isimleri insanda mevcut ise dedim ki tekvin sıfatı da yaratma sıfatı da var mı? Güldü var var mı diye sordum ona. Var var mı? Tabii. Elbette tekvin sıfatı da var. Tekvin sıfatı olmasa da hiçbir icat yapılamazdı. Hiçbir beste yapılamazdı. Hiçbir resim çizilemezdi. Hiçbir şiir yazılamazdı. Yani elbette var. Şimdi cüz'ü diyorlar mesela. Cüz'ü. Senin de ara ara zikrettiğin hani bir şey üflenmiş herhalde bize diye bahsediyorsun. Ve nefaktü min ruhi, ruhumdan üfledim diye bir ayette geçen husus var. Yani Allah'tan bir cüz diyorlar. Ben bu cüz meselesine çok fazla inanmıyorum. Çünkü biraz da holografik düşündüğümüz zaman yani zerrede bütünün şeyi mevcut ise şayet cüz ile kül arasında herhangi bir fark olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Bu cüzde fark külün bütün bilgisi ya da işaretine dair imaları bulabilmen lazım ya eyvallah. da Bu oradan fark tadabilmen. burada, bu dünyada. Zaten alemi fark dedikleri, bu dünya için alemi fark dedikleri mesele de burada. Şimdi o isimler burada bizim elimizde anahtarlar. Mesela bilimsel bir metodoloji açısından nasıl okuma yapmalıyız? Bunun formülünü o kadar güzel vermiş ki şeyde. Şimdi bir insanın herhangi bir mevzuyu anlayabilmesi için, göksel bir şekilde anlayabilmesi için, yüce bir şekilde anlayabilmesi için, Ya da hakikatine vasıl olabilmesi için mi demek istiyor? semavi bir şekilde bak, sema isim kelimesi aynı zamanda Sema. yücelik ve gök anlamına da geliyor. Yani sema kelimesi, esma. Yani küresel bir biçimde anlayabilmek için ne yapmamız gerektiğine dair muazzam bir şey var, işaret var. Diyor ki ikra, oku. Rabbinin adıyla oku. Rabbinin adıyla oku. Allah Allah. Ellezî halak diyor. Ellezî ile halak yani fiil bir araya geldiği zaman sıfat ortaya çıkıyormuş. Mehmet Okuyan Hoca böyle söylüyor. Ama orada bir fiil olarak da var o. Yani Ki yaratan tabii sıfatı ki seni değil mi? yarattı Yaratan. anlamına da gelir o. Evet. Mehmet Hoca ile bunu tartışmam lazım. Seni Evet. yarattı, seni o isimlerle birlikte yarattı anlamına da gelir. Şimdi bırakalım o kısmı. Şimdi okumak kelimesi üzerinde durduğumuz zaman okumak kelimesine bir bakalım. Türkçe'de okuma. Ben bu arada senin ağzından çıkan bütün kelimeleri not alıyorum. Bundan sonraki bölümler için haberin olsun. Daha sonra listeyi göndereceğim, genişleteceğiz. Eyvallah. Satın yapacağız. Şimdi Türkçe tekeceli köklerden oluşur biliyorsun. Evet. Okumak kelimesinin kökü nedir? Ok. Ok. Yani okumak hedefi vurmak anlamına gelir. Bir hedef belirlemek ve o hedefi vurmak anlamına gelir. Ancak bir hedefin varsa sen anlayabilirsin. Şimdi diyelim ki bir insan çok usta bir şey
okçu. Ama ortada bir hedefi yok. Sağa sola sürekli ok atıyor. Guillaume Tell olsa ne yazar? Çünkü bir hedef yok. Bir tane adam ok atmayı bilmiyor. Karşıya bir hedef koymuş, sürekli atıyor ama bir türlü vuramıyor. Hangisi daha değerlidir? Elbette ikincisi de daha değerlidir. Çünkü bir hedefi var. Çünkü bir okun gideceği yer var. Ancak o hedefi vuracak ki orayı damgalayabilsin. Yani anlayabilsin. Anlayabilsin. Türkçe muazzam bir dil ya. Ben bayılıyorum. Hakikaten çok heyecanlanıyorum. Bazen cezbeye bile gelebilirim yani bu şey yaparken, konuşurken. Bu arada bu modern zamanın abur cubur okumasını da sağa sola ok atan adam mesela benzetebiliriz değil mi? Aynen öyle. Onunla ilgili Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin çok güzel şeyi var. Kendisi öyle abur cubur okumalar yaptığı zaman, işte yok batıdan, yok doğudan, şuradan buradan okumalar yaptığı zaman Mevlana Halid-i Bağdadi'nin İmam Rabbani'nin İmam Rabbani onun Mirza Bediüzzaman'a diye bir mektubunu okur. Ha, 1000 yıl önceki adam yani. Mirza Bediüzzaman. Babasının adı da Mirza ya. Çok üstüne alınmış. Ben de severim öyle kendi üstüme alınmaları. Hemen üstüne alınmış. Demiş ki bu mektupta ne yazıyorsa ben onu kendime öğüt olarak alayım. Orada i̇şte yeni bir hedef belirlemenin örneği. Tabii. Orada diyor ki tevhidi kıble et. Yani kıbleni belirle. Bir tek yöne doğru yönel. Yönün tek yere olsun. Eskilerin tabiriyle bir işin yönü yöntemi olmalı. Yönteminin olabilmesi için önce yön olması gerekir. Bir işin yolu yordamı olmalı. Yol olacak ki ona göre yordam ortaya koyabilesin. İşte orada da işte Bediüzzaman ne der? Her yere bakan hiçbir şey göremez. Ama bir yere bakan her şeyi görür. Sen şimdi bir biyolojik hücre yapısından geldiğin noktayı belki kendin bile tam şey yapamıyorsundur yani. Ve o noktanın seni götüreceği yerleri tahayyül bile edemez. Şimdi bu arada mesela, abi çok güzel gidiyorsun. Hani girmeye İmam Ali Efendimiz'in bir sözü var ya, ilim bir noktaydı. Cahiller çoğalttı. Evet. Onu cahiller çoğalttılar diye. Bu bir yere bakan her şeyi görürü biraz suistimal de ediyor gibiyiz. O da şu ki burada mesela bir yere bak ama ilk gösterilen yer olmayabilir, oyu hatırlatmak lazım galiba. Yani aynen Hazreti İbrahim'in işte yıldıza, aya, işte güneşe bakarak yokladığı gibi doğru bakış noktası, yani doğru hedefi de aramak gerekiyor. Yani bana öğretilene kilitlenirsem belki de görmem gereken hiçbir şeyi göremeyeceğim, bir perde inecek gözüme. Bunu da görmek lazım yani. Şimdi o kadar güzel bir yere geldin ki o Hazreti İbrahim zaten başlı başına bir şey. Apayrı, incelenmesi gereken bir şey. Yani onun üzerine o kadar yoğunlaşmak lazım ki. Tevhidi kıble etmekten benim muradım şu. Bir mesele üzerine yoğunlaşmak. Anlatırlar ki işte eski zamanlarda adamın bir tanesi fakir fukara için okuma yazma kursu açmış Bağdat'ta. Açık havada yapıyor bunu. Havada sıcak. Bugün olduğu gibi. Bağdat'ın şehir duvarını da böyle yazı tahtası yapıyor. Orada fakire fukaraya bedava okuma yazma dersi veriyor. Bir derviş gelmiş. Böyle genç derviş. Demiş ki babacığım ben okumak bilmiyorum. Bana da okumak öğretir misin? Demiş tamam öğreteyim gel. Almış eline kömürü, şöyle bir çizgi çekmiş. Demiş ki bak bu elif, alfabedeki ilk harftir. E okunur, A okunur, İ okunur, Ü okunur. Kendisinden sonrakiyle
birleşmez, kendisinden öncekiyle bitişir falan. Anladın mı demiş. Anladım babacığım, eyvallah demiş, adam gitmiş. Demiş ki ya deli midir, divane midir? Yani bir tane Elif'i söyledik, daha geride 28 harf var. Ertesi gün gelmiyor. Bir hafta sonra gelmiyor. Bir ay, iki ay, üç ay sonra gelmiş o derviş. Babacığım kaldığımız yerden devam edelim hadi. Lan bela mıdır? Çattık belaya. Yani nasıl bir adam bu? Demiş ki peki 3 ay önceki dersi hatırlıyor musun sen? Hatırlıyorum babacığım. Neydi? Elif'ti. Nasıldı? İşte böyle bir sopa gibiydi babacığım. Al demiş, o sopayı çiz bakayım oraya. Alıyor. Çizgiyi çektiği anda şehir duvarı yıkılıyor. Adam 3 ay boyunca, 3 ay boyunca Elif'e çalışıyor. Elif oluyor. Benim yoğunlaşmaktan kastım bu. Yani siz bir meseleye yoğunlaştığınız zaman onunla ilgili her şeyi araştırmak zorundasınız. Hmm. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Bir şeyi dileyen ona gerekenleri de dilemiş demektir. Bu çok çok sevdiğim bir laf. Gerekenleri dilediğimizi unutuyoruz bazen. Aynen öyle. Zenginliği, yani, uzun ömrü, tabii, özgürlüğü dilerken diliyoruz. Gerekmeyenleri şey yapıyoruz. Yani yan sokaklar çok cazip biliyorsun. Yani Beyoğlu'nun ara sokakları, o İstiklal Caddesi'nin yani Cadde-i Kebir'den daha caziptir ara sokaklar. ondan dolayı şimdi o ikra bismi rabbik meselesinde ben otomatik olarak bir soru sormam gerektiğini düşünüyorum. Rabbinin adıyla oku. De ey ya Rabbi, yani ben hangi adınla okuyacağım seni? Ya bize bildirilen Kur'an'da ve hadislerde büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla 99 ismin var senin. Varyasyonlar hariç. O 99 temel, standart. Bir de Esma-ül Hüsna. Bütün güzel isimler ona ait. Haşr suresinde geçen Lehül Esma-ül Hüsna. Bütün güzel isimler ona ait. Sınırsız. Tamam, şimdi 99'u standart olarak alalım. Hangisiyle okuyacağım? Her birinin anlamı diğeriyle çelişik. Abi yani Rahman'ı var, Kahhar'ı var. Ayırt etmeksizin ihsan eden, her şeyi veren ayırt etmeksizin, ama bir de kahredeni var. Celali var. Cemali var. Yani hangisiyle? Ben buradan şunu anlıyorum. İkra bismi rabbik diyorsa şayet bir defa oku, bir defa oku ya da bir defa bak, o okuduğun ya da baktığın şeyi en az 99 değişik açıdan araştır, tahlil et, düşün, ancak o zaman anlayabilirsin. Ancak o zaman hakkıyla anlayabilirsin ve insanlara anlatırken de böyle anla. Çünkü ikra kelimesi, yani okumak kelimesi Türkçe'de olduğu gibi Arapça'da da aynı anlamları taşır. Çok farklı anlamları vardır. Bir, gözle okumak. İki, anlamak. Demin dediğim gibi. Üç, tanımak. Yani ne derlerdi? İşte bahsettim. Başbakanlık yaptığı dönemde Tayyip Erdoğan'ın yanında çalışıyor. Benim için rahmetli Erol çok şey derdi. Tayyip Erdoğan'ı en iyi okuyan adam derdi. Bir insan okunur çünkü. İnsanı tanımak, onu okumaktır aslında. Çağırmak, davet etmek anlamına gelir. Anadolu'da zaten davet düğünlerde davetlere okuntu derler. Okuntular geldi ya da bazı yerlerde davetiye oku derler. Oku gönderildi mi? Bir de çağırmak. Yani Araplar karae fiili, ikra kelimesinin okumak fiilinin kökü olan karae şeyiyle ilgili, devenin ağzındaki köpük için karae diyorlar. Yani
Devenin ağzındaki köpük içeriden gelen bir şeyin dışarıya taşmasına kara ediyorlar. Aynı şeyi kullanıyorlar. Biz de ne yapıyoruz? İçeriden gelen bir şeyin dışarıya çıkması sonucunda nameli bir şekilde okuyoruz yani. Acılarımız fazla geldiği zaman ağıt okuyoruz. Kur'an okuyoruz, şarkı okuyoruz, türkü okuyoruz. Yani okuyuş, doğuş, deyiş bunlar söylenir. Hep içten gelen şeyler. Ezan okunur zaten. Hem çağrıdır. Bütün bu anlamlarıyla beraber düşündüğünüzde nasıl bir okumak, nasıl bir anlama, yani anlayabilmek için nasıl metodolojik bir formül ortaya koyuyor. Ve ben şuna görüyorum. Yani ilk indirilen ayette İslam'ın ilk emri mukayeseli ilim. Karşılaştırmalı ilim. Ama sen bunu alıyorsun, tevhidi tedrisat ediyorsun, tek şeye indiriyorsun, sadece bir tek gömleği giydiriyorsun. Sonra okullardan felsefeler bile yasaklanmalara kalkıyor. Olmaz böyle şey. Abi ben şimdi pozitif bilimlerle uğraşıyorum ya, müsbet işte fen bilimleriyle. Evet. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir sözünün de bizim zihnimizde, bir kısmın zihninde oturmuş olan manasıyla bu bilim dışında herhangi bir yerde bilgi aramak ya da aydınlanma aramanın çok uygun olmadığını söyleyenlere karşı senelerdir bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ya bakın, sanat, edebiyat, felsefe, sadece düşünme, bunlar bilgi kaynakları. Sezgiler, duygular, bunlar bilgi kaynakları. Nasıl okuyacağınızı biliyorsanız buradan alacağınız bilgi çoğu zaman bilimden elde ettiğiniz veriyi anlamlandırmanızda işe yarıyor diye sanıyorum abi. İnşallah Allah ömür fırsat verirse devam edeceğimiz kavrama noktası özellikle edebiyatın ve dil üzerine düşünmenin nasıl kıymetli bir bilgi kaynağı olduğunu da bize gösterecek. Yani burada gerçekten bir bilgi hasadı var ama metodolojisi farklı. Yani Evet. zihindeki işleme biçimi farklı. İnşallah sayende onu ben de öğreneceğim. Ben öğrenirken de canlı yayında Estağfurullah. herkesle bunu paylaşmaya gayret edeceğiz. O kısım çok önemli. Tabii bundan sonra Estağfurullah. yapacaklarımız böyle konsept konsept olacak. Şimdi ben biraz dağınık gidiyorum. Niye? Abi Çünkü rahat ol. yani Sinan Canan'la bu meseleleri konuşmak ya, imtihan heyeti yanında direksiyon sallamaya benzer. Aman abi. O bakımdan Amin, amin. Keşke dediğinin onda biri olsak. Ne güzel olur. şimdi Sinancığım, bu şeyde o ilk beş ayet var ya, ilk nazil olan Hira mağarasında peygambere gelen oku ile başlayan ilk beş ayet normalde aslında bizim insanın ne olduğunu ve ne yapması gerektiğini açıklayan olağanüstü bir beş maddelik formül. Çok hızlı bir şekilde ben onun üzerinden geçmek istiyorum ki Lütfen. şimdi o beş ayette iki tane ikra var. Birincisi başta, ikincisi üçüncü ayette. İlk ayette diyor ki İkra bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani bir defa oku, 99 değişik açıdan tahlil et, ancak o zaman anlayabilirsin. Bu bir küresel, evrensel anlama biçimi, semavi bir bakış açısı. Sen bu kapasiteye sahipsin zaten, o isimlerle birlikte yaratıldın. Sonra diyor ki, halekal insane min alak. Şimdi olağanüstü bir insandaki kapasiteyi, olağanüstü kapasiteyi ilk ayette anlatırken sonra da geliyor ki sen bir yapışkan sıvıdan, bir pıhtıya benzer bir şeyden, bir zigottan yaratıldın. Yani rahim içerisinde, rahim duvarına göbeğinden bağlı plasenta içinde bir cenin olarak yaratıldın. Sanki oradan müthiş
Yani insanın hem büyük kapasitesini verirken bir yandan da bulunduğu yeri sanki hatırlatmaya çalışıyor gibi, insanın acziyetini vermeye çalışıyor gibi, tokat atmaya çalışıyor gibi geliyor. Şimdi orada kullandığı alak kelimesi çok güzel bir kelime. Biz çok kullanıyoruz onu Türkçe'de. Alaka diye. İşte kadın erkek birbirine alaka duyuyor. Herhangi bir şeye alaka duyuyoruz. İlgi. Müfessirler bunu anlatırken alak kelimesinin o işte kan pıhtısı dedikleri ve sonradan da zigot yani cenin olduğu, göbeğinden rahim duvarına bağlı plasenta içindeki cenin olduğu anlaşılan ifade. Zaten kelimenin birinci anlamı göbeğinden bağlı demek Arapçada. Yani bir yere yapışıp boşlukta duran şey anlamına geliyor. Bir yere yapışmış, boşlukta duran şey. Allah. Muallak da oradan geliyor ya, boşlukta sallanan. Muallak. Muallaka taşı vardır, boşlukta duran taş. Bir de alaka var. Bu ikisi üzerinde müfessirler duruyorlar genellikle. İnsan böyle bir ceninden, zigottan ve bir sevgiden yaratıldı. İlgiden, alakadan yaratıldı. Şimdi orada ben bir şeyi kaçırdıklarını düşünüyorum. Hocalarımızın. Şeklin verdiği bir anlam vardır. Öyle değil midir? Yani herhangi bir şeyi göstersem, bir bardak mesela göstersem, o şeklin anlamı sende uyanır. Uyanması lazım. Hani psikologlar gösterirler ya herhangi bir şekil, o sende ne uyandırıyor? Onun arkasındaki bir takım şeyleri ararlar. Peki o şeklin anlamı üzerine, alakın şekli anlamı üzerine niye düşünüyorsun? Göbeğinden bağlı. Bir yere tutunmuş, boşlukta sallanan şey. Ha, bu bana şunu hatırlatıyor. İnsan öyle bir yaratıktır ki bir şeye yapıştığı zaman, bir şeye tutunduğu zaman, bir şeye tutulduğu zaman, bir şeye bağlandığı zaman, boşlukta sallansa da onu bırakmayacak kadar hırstan yaratıldı. İnsandaki pozitif ve negatif iki psikolojik yapıyı anlatıyor aslında. Birincisi hırs, ihtiras, tutku dediğimiz mesele. Aşırı derecede tutku. Bu neyin şartıdır Sinancığım? Yani bu ihtiras, bu kapitalizm. hayır. Bu ihtiras, bu tutku bir şeyin olmazsa olmasıdır, birinci maddesidir. İmam-ı Gazali'den Caner Taslaman'a varıncaya kadar ilimlerle ilgili, ilim tasnifiyle ilgili herhangi bir risale okursan ilim yapmak için birinci şartın ihtiras olduğunu, tutku olduğunu söylerler. E sen de bu tutku olmasa, yani o şeyleri araştırabilir misin? Yapabilir misin? Yani inatla, ısrarla kendini bir yere kapatıp günlerce bir şey okuyabiliyorsun yani. Bir şey üzerine düşünebiliyorsun. Bu ihtirasla olur ancak. Ama o ihtirasın bir şeyle dengelenmesi gerekir. Sevgiyle, şefkatle dengelenmesi gerekir. İşte zurnanın zıt dediği yer ondan sonraki ayette başlıyor. İkinci ikra geliyor ondan sonra. Diyor ki ikra ve rabbukel ekrem. Senin Rabbin sonsuz ikram sahibidir. Bu ne alaka yani? Bir tarafta zigottan bahsediyorsun. Kan pıhtısından bahsediyorsun. Yapışkan sıvı gibi bir şeyden bahsediyorsun. Ama öbür tarafta senin Rabbin ikram sahibidir. Ona da diyorsun ki tekrar ikra diyorsun. Yani. Bence birinci ikra ile ikinci ikra arasında mahiyetini anlatıyor. İkinci ikradan itibaren de insanın sorumluluğunu anlatıyor. Yani insanın marifetini,
olması gereken marifetini anlatıyor. Şimdi ekrem kelimesi, ikram. İkramı düşündüğü zaman nedir ikram? İnsanın ihtiyaç duyduğu şeyi kapatan, ihtiyacını kapatan şey, ikram. Yani benim bir telefonum var, bana bir telefon daha hediye ettiğin zaman bu ikram mı oluyor? Hayır. Olsa olsa israf olur. Ama benim hiç telefonum yok. Ya da yiyecek ekmeğim yok ya. Sen getiriyorsun, ekmek veriyorsun. Bir ihtiyacımı karşılıyorsun. İkram budur. Peki sonsuz derecede ikram sahibi olan Allah ikramda bulunursa nasıl bir ikram olur? Ve kime ikram edecek? İşte orada Mehmet Okuyan'ın ayetlerin bağlamını unutmayın dediği meseleye geliyoruz. Bir önceki ayette bebekten bahsediyordu. Yani bir zigottan bahsediyor, bir ceninden. Anasının karnında herhalde ebediyen kalacak değil, o zigot bir gün çıkacak dışarıya. Çıktığı zaman da ona bir ikramda bulunulması gerekiyor. Nasıl bir ikram olmalı ki o ikram, o bebek onu aldığı zaman suya dahi ihtiyaç hissetmesin? Ekrem kelimesi üzerinden anne sütüne vurgu yapıyor. Şimdi anne sütünü bir araştırın bakalım yani. Sen araştırmışsındır da anne sütüyle ilgili son araştırmalar o kadar muazzam ki ben yani hop oturup hop kalkıyorum. En son bulunan şeyden bahsedeyim ben. Her annenin sütü kendi bebeğine özel, her annenin sütü bebeğini emzirdiği ana özel. Yani bebekte bir gripal enfeksiyon başlangıcı varsa annenin bedeni otomatik olarak antikorlu süt üretip ona veriyor. Nereden alıyor? Bu sinyali. Onun bir sürü noktaları var ama ben onun üzerinde çok fazla durmayacağım. Orada sembolik olarak süt üzerinden neyi algılamam gerekir? Doğuda da batıda da neye bakarsanız bakın rüya tabirlerinden işte irfani diyebileceğimiz yorumlara varıncaya kadar hepsinde süt bir tek şeyin sembolüdür. İlim. İşte onlar süt ve bal diyarı Kenan'a gittiler. Eski Tevrat metinlerinden. Süt ve bal diyarı Kenan nedir yani? Süt dediği ilim, bal dediği irfan. İlim ve irfan diyarı Kenan'a gittiler. Dolayısıyla zaten ilme işaret olduğunu da hemen sonraki ayetten anlıyoruz. Donduk mu? Eyvah eyvah. Tam süt ilim derken yayın dondu. Abi bizimle misin? Yayın patladı. Maalesef böyle şeyler olabiliyor. Ahmet abi. Dur bakalım. Evet, Ahmet abinin yayını kesildi. Birazdan aynı linkten kendisini tekrar bekleyebiliriz. Bakalım bağlantı bir sorun. Ufak bir ara veriyoruz. Abicim hoş geldin geri. Sesim geliyor mu?
Ses 1-2. Şu globalde kalmıştık ama. Yine gitti sanırım. Evet. Burada Ahmet abi gelene kadar Nil gibi arkadaşlara minik bir önerim olacak. Yani kapla, zarfla bilmem ne uğraşana kadar acık kulağınızı açın da belki hayatınızda duyduğunuz son laftır. Son fırsattır. Yani böyle bakarak biraz etrafınızda ne olduğuna bakın. Şu gözünüzü seveyim. Şu, yani kendinize bunu yapmayın. Hiçbiriniz böyle bir saçma sapan etiketleme sistemine layık değilsiniz. Rica edeceğim, kulağınızı açın. Önünüzde ne olduğunu dinleme, anlama cesareti gösterin. Birine bir şey yapıştırma ve yani bıkmadınız mı hala? Hiç mi görmediniz bunun nelere sebep olduğunu? Yani Nil özelinde demiyorum ama yani etrafımız maalesef cıvıcık vıcık bunlarla dolu. Lütfen bir yani az bir buraya geldiysen kapa çeneni bir dinle bakayım ne konuşuluyor. Dinlemiyorsan seni burada zorla tutan yok. Yok politikacıyla takılan bilmem neymiş. Tamam git sen kimle takılıyorsan onunla takıl. Yani garip garip yani yorumlar böyle saçma sapan bir şeyler. Politikacılar onlar bunlar. Tanrım, o zaman yanlış yer. Burası değil, Nil Hanım. Size başarılar diyorum. Evet, Ahmet abi gelebiliyor mu acaba? Geliyor, tekrar bekliyoruz. Süt bal. Süt bal yapacağız da Ahmet abi gelemedi. O gelince süt bal moduna giriyoruz arkadaşlar. Bu arada neredeyse bir saat konuşmuşuz vallahi. Vakit nasıl geçti anlamadım. Biz hep böyle oluyoruz Ahmet abiyle olunca. Parça kırıyoruz tabiri caizse. Telefon yazışıyoruz merak etmeyin girmeye çalışıyor. Arkadaşlar ben kızmıyorum bak. Ya bunu şey gibi düşünün. Yani ya göz göre göre birisi tutup prize parmağını sokmakta ısrar ediyor. Ya yapma diyorsun ya yapma. Bu kızmak değil yapma. Onu yaptığın şeyin ne halta sebep olduğunu biliyoruz. Yapma. Aklını başına topla. Yani acık acık büyük lafı dinle. Acık darbe yemiş adam lafı dinle. Azıcık dinle yani. Söylediğimiz bu. Bunu kızmak olarak almayın. Bu kızmak değil. Sadece biraz yüksek sesli uyarı. Biraz nasıl diyelim dozajı yüksek uyarı ki hani kafamızı toplayalım, boşuna vakit kaybetmeyelim. Millete de vakit kaybettirmeyelim. Orada yazdığın o yoruma milletin cevap vereceğim diye belki burada duyacağı bilmem neyi kaçırtırsan bunun vebalini ömrün boyunca ödeyemezsin. Boş konuşuyoruz, boş yazıyoruz. Şu elimizdeki imkanları saçma sapan kullanıyoruz yani. Ya yıllardır YouTube'da konferans dinlerim. 30 tane canlı yayına girdim. 2 yorum yazdım ya da yazmamışımdır. 2 yorum belki de birdir yazdım. Yani bir istifadeyi düşünün ya. Bir istifade edin. Yani devamlı böyle bir laf yetiştirme şudur budur bilmem ne. Kendinize yapıyorsunuz. Başka kimseye bir şey yapmıyorsunuz. Yani kendinize vakit kaybı yaratıyorsunuz. Neyse. Bağlantı açılmıyor. O zaman arkadaşlar Ahmet abi bağlantıyı açamıyormuş. Biraz daha yazışıyoruz bakalım. Evet, bu arada peygamber de psikotik hastalık geçirmiş olabilir mi diye bir soru vardı. 2-3 kere yazdı. Arkadaşım çok merak ediyor galiba. Herkes psikotik hastalık geçirebilir. Herkes olabilir. Zaten bütün peygamberlere çeşitli epilepsi nöbetleri geçiriyor diyenler de var. Sonuçta yine o kişinin hastalığı, etiketi, mesleğinden falan ziyade eserine, ürününe ve aracı olduğu şeye bakarsanız yani bunu değerlendirme cesaretiniz varsa bir teşhis koyup rahatlamaya ya da o teşhis kondu diye savaşmaya ihtiyacınız kalmaz.
kendi aklımızla, kendi zihnimizle bakar isek eğer, güzel bir şeyler görebiliriz. Evet. Geldi mi? Aha, abi geldin, görüntün yok bir tek. Niye görüntüm olmuyor acaba? Bir bakayım. Görüntün gelemedi bir şekilde. Start bilmiyor. Evet. Ha, şimdi o işte. Geldin mi? Evet, telefonla mı bağlandın abi? Süper. Telefonla bağlandım mecburen. Telefonunu yan koyabiliyor musun abi? Tabii. Böyle yaparsan seni daha bir tam ekran göreceğiz diye umuyorum. Güzel olacak inşallah. Evet. Böyle iyi mi? Başka bir açıdan hala aynı şekilde karizmatik ama. Hiçbir değişiklik yok yani. Abicim ben bu arada biraz hafif ufaktan hoca yetkimi kullanarak fırçaladım bazı yorumları falan. Biraz laf yetiştirdim. Kayıtta görürsün zaten ama kendi adıma konuştum. Senin adına bir şey söylemedim. Süt ve bal olayında kaldım. Süt bal diyarı Kenan'a gittiler. Anne sütünün ilmi temsil ettiğine gelmiştik. İkradan, yaradan Rabbinin adından, ikram eden Rabbinin adından. İkram, oradaki alak bağladık. O bir bebekti. Süt ikramı kastedilmişti ama süt o süt değil. Yani bir anlamı da ilme karşılık gelen bir kinayedir dedik. Tam orada kalmıştık tatlı tatlı. Evet. Şimdi devam edeyim mi oradan? Tabii tabii abi. Biz zaten videonun o duraklama bölümünü kesebiliyoruz daha sonra. Onu kesip evet, inşallah o şekilde yayına vereceğiz. Şimdi süt ilim. Bize ilmin nasıl olması gerektiğini anlatıyor aslında. Yani ilim anne sütü gibi her toplumun kendi ana kültürünün damarlarından süzülüp gelmiş bilgi birikimi üzerine bina edilen şeydir. İlim bu. Benim buradan anladığım bu daha doğrusu. Yani bir şeyin ilim olabilmesi için mutlaka kendi toplumunun ana kültürü üzerine bina edilmiş bir bilgi birikimine sahip olması gerekiyor. Bir daha zeminini, söyle, abi, orada bir kesildi, tam alamadım. Son cümleni bir daha söyler misin? Yani ilim tıpkı anne sütü gibi her toplumun kendi ana kültürünün damarlarından süzülüp gelmiş bilgi birikimi üzerine bina edilen şey. Kültürün öneminden bahsediyoruz yani. Aynen. Ana kültürün öneminde. Ana kültürün öneminde. Yani farklı bir kültürü zemin olarak alabilirsin. Onun üzerinde ancak bilimsel aktırmalarda bulunabilirsin. Bilim yapamaz bence. Bunu vermeye çalışıyor. Ve aslında kalem kelimesiyle de kalemle öğretti diyerek kalem kelimesiyle de işin estetik yanına vurgu yapıyor. Yani sanata vurgu yapıyor. İlmin tezahürünü sanat olduğuna, olması gerektiğine vurgu yapıyor. Ve ben buradan şunu çıkartıyorum. İlim ve sanat insanın iki yönüne, yani daha önce bahsettiğim alak kelimesi üzerinden hem kelime anlamı hem şekli anlam üzerinden çıkardığım insanın negatif ve pozitif iki psikolojik yapısına işaret ediyor. İlim ihtirasa, sanat şefkate tekabül ediyor. Dolayısıyla şayet İlmin şefkati olmazsa, yani ilim bir estetik kaygısıyla, bir estetik kaygıyla, bir ilham ile, bir sevgi hedefiyle yapılmazsa şayet, ilimde şefkat olmazsa şayet, maazallah oradan işte Hitler'in bilim adamları gibi falan bir şeyler ortaya çıkıyor. Ya da Doktor Frankenstein mi dersiniz artık? Siz ne dersiniz ona? Bilmiyorum.
Doktor Frankenstein maalesef roman yani. Bunun daha beterleri gerçek hayatta. Yani bugün de bugün Trump'ı salsan acaba neler yapar? Onu da insan düşünmeden edemiyor. Kesinlikle. Yani. Dolayısıyla şimdi orada ilim ve sanat meselesinden bahsediliyor. Ve arkasından da zaten diyor ki insane malem yani. İnsana bilmediği şeyi öğretendir. Bilmediklerini öğretendir. Yani Ahmet Baba gibi tereciyi tere satmaz. Et tekrarı ahsen velev kâne 180 yapmaz. İnsana bilmediği şeyi öğretir. Şimdi ben buradan ayetin sonundan başına doğru şöyle bir anlam çıkartıyorum. Yani o 5 ayet. İnsana diyor ki insanlara bilmedikleri şeyleri mutlaka estetize ederek en güzel bir şekilde, sanatkârane bir şekilde ve mutlaka onların kendi ana kültürlerinin damarları üzerinde bina edilmiş bir bilgi birikimiyle, bir ilimle bebeğini emziren bir annenin bebeğine olan şefkatiyle her şeyi en az 99 değişik açıdan tahlil edebilecek bir metotla anlat. Hocam bence bu ayetler size inmiş. Yani öğretmenlere inmiş, hocalara inmiş. Ki nitekim de baş öğretmen peygamber olduğuna göre, peygamberler baş öğretmen olduğuna göre, öğretmenler için inen şey. Ama öncelikle nedir? Öncelikle insana düşen iki şeyden bahsediyor. Bir, insanın ihtiyacı. İkincisi, sorumluluğu. Öğrenmek insanın ihtiyacı. Öğrenmek insanın boynunun borcu değil. İnsana borç olan şey öğrenmek değil. Öğrenmek zaten kelime kökünden de anlaşılacağı gibi kendiliğinden olan bir şey. Yani o bir lütuf. Nasıl bir lütuf? Öğrenmek kelimesinin kökü Türkçe'de ögdür. Ög anne demektir. Ögey yani üvey, öksüz, annesiz bu kelimelerden anlayabiliriz. Öğrenmek anneden öğrenilir zaten. Bebek bakarak ve dinleyerek annesini öğrenir. İşte bu bir ikramdır. Ve ana dili o sütle geçtiğine inanıyorum ben çok ciddi bir şekilde. Sütle geçtiğine inanıyorum. Çünkü enteresandır. Eski dönemde işte Peygamber Efendimiz'in zamanında doğduğu zamandaki aristokrat Araplar arasında bebekler 2 yıl süt anneye veriliyor. Ama bazı kabileler var bu süt anneler üzerinden para kazanan. Yani geçimini süt annelikle şey yapan kabileler var. Onlar tercih ediliyor. Ama şöyle bir birinci şart var. Bebeğini süt anneye yani bebeğin verileceği süt annenin bulunduğu kabilede aranan birinci şart. Arapçayı en güzel konuşan kabile olmaz. Enteresan değil mi? Çok enteresan giriyor. Abi epigenetik denen şeyin mekanizmasını o zaman çözmüşler. Bugün biz anne sütünden epigenetik etkilerin çocuğa geçtiğini biliyoruz. Nasılını bilmesek de deneyler bize bunu net olarak gösteriyor. Epigenetik de bu arada kültürel kodlar dahil olmak üzere yani yaşam alışkanlıkları genlerde olmayan ama yaşamla oluşturulan alışkanlıkların geçtiğini biliyoruz yani. Ama tabii mekanizması ve derecesi belli değil. Yani bu arada hazır lafını kesmişken katranı kaynatsam olur mu şeker diye bir şey vardır biliyorsun. Nasıl? Katranı kaynatsam olur mu şeker? Olur mu şeker? Bilsin sevdiğin bilsin şeker. İşte bu senin söylediğin genetik yapının öyle anlatımı yani. Öyle. Bu arada Melike Hoca mesaj atmış. Bak öğretmenlere inmiş diye.
Kendisine buradan selam ediyoruz. O da bizim her şeyimizi takip eder. Ankara'dan Melike İnceoğlu Hoca, belki tanışıyor musunuz bilmiyorum. Evet. Sizi bir tanıştırmam lazım. O da bir çılgın. Dolayısıyla şimdi hemen zaten biraz önce isimleri saydığımda da bir coşmuştu. Kendisini de inşallah alacağız buraya. O da çok enteresan bir arkadaşımızdır. Bu vesileyle kendisine de selam ederim. Uzaktan tanıştırmış olayım sizleri de. İnşallah Rubero'da karşı karşıya gelirsiniz. Abi benim dersim var şimdi maalesef. Birazdan ders için toparlanacağım. Ama bizim altıgen kaldı. Aha burada mısın? Gene mi düştün? Ya Ahmet abi. Gitti bağlantı. Büyük büyük güçler aramıza giriyor. Melike. Evet. Şimdi gene gitti. Gene yazayım. Gene gitti. Kaç kanaldan şey yapıyoruz. Ben o zaman şimdi yavaş yavaş hani biraz böyle şey oldu toparlayacağım ama bunun devamı gelecek sevgili arkadaşlar. Ahmet abiyle bir seri halinde yapacağız derken Ahmet abi geri geldi. Ya Sinan Hanım kusura bakma şimdi burada internet hatları biraz zayıf. Evet evet ondan kaynaklı bir durum var. Kopukluk oluyor yine şeyden bağlandım ben telefondan bağlandım. Tamam. Abi zaten şöyle ben şimdi birazdan dersim başlayacak ona bir hazırlık yapmam tamam. Lazım. Dolayısıyla bugün güzel bir girizgah, bir merhaba oldu diye düşünüyorum. Biraz dağınık oldu ama yani... Olsun olsun, dağınıklık güzel. Bir spoiler oldu yani ne konuşacağımız konusunda. Ben bir program yapıp vaat vermiş olayım. Önümüzdeki bölümde senin o yedi güzel adamda da pek güzel aktörlere tahtaya çizdirttirdiğin uçurtmalardan, altıgenlerden bir bahsedeceğiz. Neydi abi, bir saysana onları. Hay. O Ferdün, Hayyun, Kayyum'un, Hakem'in, Addun, Kudüs'ün. Ha, Kudüs'e kadar. Yani Fert'ten Kudüs'e doğru giden döngüyü bir konuşacağız. Evet. O çok bu arada arkadaşlar ona valla kendinizi hazırlayın gelin. Yani o mesele bence çok çok önemli. Üzerinde durulması gereken mesele. İnşallah bugün de Allah bizim beynimize dilimize inşirah versin. Çünkü o konuyu her gün aynı performansta konuşamazsın. O bence özel mevzulardan biri. Akabinde de Ahmet abiyle biz birkaç kelime belirleyeceğiz her bölümde. Birkaç kavram belirleyeceğiz. Ve o kavramlar üzerine tamamen serbest sohbet yapacağız. Katılmak evet. İsteyen, önerileri olan arkadaşlar ne kadar sürdürürüz bilmiyorum. Canımız istediği kadar, Allah ömür verdiği kadar sürdüreceğiz. Ama amacımız gerçekten kavrama noktalarımızı kavrar hale getirebilmek. Önce kendimizde sonra sohbete şehadet eden herkeste. Bir düşünce vesilesi oluşturabilmek. Tek yapmaya çalıştığımız o. Biz bir şeyi bilerek konuşmuyoruz. Bilmek için konuşuyoruz. Bunlar araştırmalar. Ahmet abiden çok şey öneriyoruz. O da sağ olsun teveccüh gösterip benden öğrendiğini söylüyor. Evet. Biz karşılıklı pimpon oynuyoruz böyle. O bana, ben ona derken. O yüzden de böyle çok enteresan bir dost muhabbeti çıkıyor. İnşallah istifadesi fazla olur. Çünkü akademik ya da ağır metodolojik bir şey değil. Sohbet, muhabbet ediyor olacağız. Demin de söylediğimiz gibi tartışmadan 10.000 kat evladır. Kimsenin fikrinin değişmediği tartışmalardansa herkesin konuşunca başka insanlar olarak ayrıldığı sohbet ve muhabbet halkalarını inşallah böyle vesilelerle internet üzerine de taşımış oluruz. Böylece sağırlar diyaloğu, yankılar odası yıkılır. Böyle ortamlar daha çok makes bulur. İnsanları toplar inşallah diyorum. Güzel abicim, var mı söylemek istediğin bir şey kapatırken? Evet, yani benim en sonunda söyleyeceğim şey şu, yani bir şeyi kavrayabilmek için, herhangi bir şeyi anlayabilmek için, hakkıyla anlayabilmek için o şeye dair ne varsa mutlaka en az 99 değişik açıdan bakmak gerekiyor. Bunun niye bu kadar önemli olduğunu bir sonraki kavrama noktasında inşallah biraz daha açılımlarız bir altıgen üzerinden. O zaman meramım daha iyi anlaşılabilir. Bu evet. Arada benim bu suskunluklarımın arasında reklam da alabilirsin. Ayrıca bir kaynat olur mu abi? Olur mu? Yani bize düşünmeye fırsat ve sindireceğiz daha. Bütün lokmaları tek seferde alsak patlarız. Bir sonraki programın tarihi için arkadaşlar Açık Bey'in Instagram hesaplarını ve web sitesini takipte kalın. Açık Bey'in web sitesi de bu arada yepyeni yüzüyle yarından itibaren inşallah sizlerle.
Orada bütün bu aktivitelerimizi, video kayıtlarımızı hepsini bulabileceksiniz. Bunlar inşallah güzel güzel oynatma listeleri olacaklar. Oradan da daha sonra toplu olarak erişebileceksiniz. Abicim çok teşekkür ederim. Bu arada Mustafa Can'a da selamını söyleyeceğim. Bizim önce Can sonra Can'ın hızlı takipçilerinden biri olarak inşallah sizin ikiniz üçünüzü de bir araya getirdiğim programlar yapmaya çalışacağım. Gene bir bağlantı düşmesi oldu galiba. Olsun. Abicim ağzına sağlık, emeklerine sağlık. Siz arkadaşlar iyi ki katıldınız, iyi ki zaman ayırdınız. Devamında görüşmek dileğiyle inşallah. Herkese sevgiler, sağlıklar, hayırlı Ramazanlar, güzel bayramlar.